Hayvanlar hayatımızın vazgeçilmez parçalarından, dostlarından biri. Kimisi evcil hayvanlarla çok yakın bağ kurar. Benim de bir labradorum var, 11 yaşında kendisi. Kimi insan daha yabani, evcilleşmemiş hayvanlarla bağ kurar. Ama bağ kurarlar. İnsanlar ve hayvanlar bağ kurarlar. Bu da çok güzeldir. Doğanın güzel bir dengesidir, akışıdır diyebilirim. Peki bu hayvanlarla oynarken tabii ki bunların düşünce yapıları ve davranışları insanlar gibi değil. Mantık yürütmüyorlar genelde ve bizim tabirimizle sert yaralanmalara, ısırmalara bizi maruz bırakabiliyorlar. En başta bu piramidin en başında köpekler ve kediler geliyor. Köpeklerin ve kedilerin dişleri sivridir, keskindir ve uzundur. Dolayısıyla herhangi bir ısırmada dokumuzun biraz aşağısına, içine girerler ve dişlerin üzerinde daima dış etkenlerden aldıkları mikroplar veya bakteriler bulunur. Böylelikle herhangi bir ısırmada bu bakteri veya mikroplar derin dokumuza kadar inebilir, o mikropları nüfuz ettirebilir. Dolayısıyla burada yapması gereken şey çok basittir. Hafif ısırmalarda yara bol sabun ve suyla temizlenebilir. Bunun üstü de bir bezle örtülür. Ama daha ciddi yaralanmalarda, üst üste gelen ısırmalarda veya saldırılarda konu biraz daha farklılaşıyor. Yani ciddi yaralanma ve kanama varsa temiz bir bezle yaraya bastırılmalı, kan akışı durdurulmalı ve hemen bir tıbbi müdahaleye başvurulmalıdır. Yani doktora gidilmeli. Kuduz ve benzeri yönlendirileceği aşı kedi ve köpekler için hemen uygulanmalı ve yapılmalıdır. Fakat özellikle yaz aylarında biraz daha vahşi doğaya gidelim. Evlerden, evcil hayvanlardan çıkalım. Mesela akrep. Akrepte sokmanın olduğu bölge çok da fazla hareket ettirilmez. Yatay tutulur ve soğuk uygulanır. Kan dolaşımı herhangi bir şekilde engellenmeyecek suretle bir bandaj yapılır. Turnike yapılmaz. Yaranın üzerinde herhangi bir kesme, delme, şu bu vesaire gibi herhangi bir işlem de yapılmaz. Doğruca tıbbi müdahale için ilk yardıma gidilir. Durumu izah edilir. Zaten doktorlar gerekli müdahaleyi anında doğru şekilde yaparlar. Önemli bir konu da deniz ve arı konusu. Deniz canlılarında nasıl oluyor bu konu? Böyle bir olayla karşılaşırsak kişi çok fazla hareket ettirilmez. Herhangi bir iğne vesaire görülüyorsa deniz canlısının ısırdığı yerde alınabilir. Bunda çok bir problem olmaz. Deniz canlılarının enzimleri ısırdıkları yerde sıcağa karşı dayanıksız olduğundan sıcak uygulanır veya ovulur. Bölge ovulur. Tabii ki hemen arkasından da yapılacak İlk şey profesyonel bir sağlık kuruluşuna gitmek ve durumu anlatıp gerekli aksiyonu almalarını beklemek olacaktır. Son konu da arı konusu. Arı özellikle alerjisi olan insanlar için önemli bir konudur. Eğer arının soktuğu yerde iğneyi görüyorsak iğneyi alabiliriz ve deriye hemen soğuk uygulanır. Amonyak konusu biraz göreceli. Kullanan da ve bunu tavsiye eden de var. Hiç kullanmayan ve tavsiye etmeyen de var. Ama soğuk garanti buz uygulaması yapabilirsiniz. Soğuk suyun altına tutabilirsiniz arının ısırdığı bölgeyi. Tabii bu işlemlerin hızlı hızlı yapılması lazım. Önemli bir konu, olası bir durumda eğer arı ağızdan sizi ısırmışsa bir şekilde veya çocuğunuzu kesinlikle buz ile soğuk uygulaması yapmak, oranın solunumu güçleştirmemek adına şişmesini engellemek çok doğru olacaktır. Arı konusunda da kısaca temizlemek, soğuk uygulama yapmak ve hemen ilk yardıma gitmek, özellikle alerjisi olanlar için doğrudan ilk yardıma gitmek çok büyük, bazen hayati önem taşıyabilir. Hayvanları seviyoruz. Hiçbir hayvana zarar vermiyoruz. Zarar verenleri de elbette ki kınıyoruz. Evcil veya evcilleşmemiş hayvanlarla dostluğumuz hayatımız boyunca devam ediyor. Ama bunları da bilmek lazım. Bir anda başımıza veya çocuğunuzun başına geldiğinde ne yapacağız şimdi deyip panik yapmaktansa soğukkanlı olup ilk akla gelen bu işlemleri uygulamanız belki de ondan sonraki süreci daha konforlu geçirmenizi sağlayabilir. Bu da önemli, güzel bir konu.